da hani görme engellisiyim, ablam da görme engellisi. Hani arada kafada arkadaşların yardımıyla TC kimlik numaramızı verdik. Ama ne gelen oldu ne seran oldu. Yani ne çadır alabildik ne de bir şey. Serada kalıyoruz. Abimin yanında kalıyoruz. Şu an abim bize bakıyor. Böyle gördüğünüz ortada yani. Hani biri bizimle olmadan biz bir yere gidemeyiz tek başımıza. Muhakkak bir yere gideceğimiz zaman biri illaki olacak bizimle. Hiçbir şekilde duyulmadan. Hiçbir şekilde. Yani bazen araba geliyor hani yardım diye almakla, bazen işte hani bazen alıyoruz, bazen de şey yapıyoruz. Hani söylüyorlar senin ne işin var burada? Bazı kişiler. Bazı kişiler bir bisküviti bile çok gördüler. Niye iki tane bisküvit alıyorsun? Yatak sorunumuz var. Yatak sorunumuz. Hani giyim, gıda, tüm. Hani bir evin ihtiyacı ne olursa, ayakkabı, terlik. İşte öyle bunlara ihtiyacımız var. Deterjan, temizlik malzemesi. Şimdi artık ne yaparız bilmiyoruz. Biz 7-8 kişi kalıyoruz. Falan geldi yani dışarıdan. Herkes aynı ya benim kızımı ya. Çağırdım. Baktım bir şey yok. Yiyecek bir şey yok. Dedim kızım sen git kocana. Yani sadece gıdadan ibaret değil ya. Her şey. Gıda her şey eksik. Ama her şey eksik. Ben dün gittim şeyde. Bu Mustafa Gencel'in oradaki ilseye gittim. Özellikle tüp istedim. Diyor ki bugün dağıtım bitti. Soba ver dedim o zaman. Bugün dağıtım yok dedi. Bunu söyle. Gelecek sefere. Zaten dedi her gün bekliyor. Her gün benim işim yok. Sadece orada bekleyeceğim. Sıra bekleyeceğim. Saatlerce yıkık enkazların arasında. Her ne de bir şey. Gidiyor. Çadır getirmeye koyuyor. Evet. Eşe vermiyor lan. Hiçbir şey vermiyor. Deterjan istiyoruz. Evet, deterjan istiyoruz. Vermiyor. Lan şey istediyor. Plastiklenmiş kağıt getir diyor ya. Bir deterjan istemiyor. O zaman almayacağım. Ekmeği gidiyoruz. Sabah 6'da 7'de daha saat 4'e kadar gidiyoruz oraya diyorlar artık bitti. Hiçbir şey vermiyorlar. Çadırda kalma halde vermiyor. Eşim naylondan bir sera yaptı. Ben çocuklarımla onunla kalıyorum. Benim evim ağır hasarlı. İşte en küçüğümüz bu. Bugün duş için çocukları kendi evinin içine geçirmek zorunda kaldı.